2021 yılı afet planı uygulaması kapsamında Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatları devam ediyor. Son olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hasta, personel ve servislerde bulunan vatandaşların katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hastane güvenlik görevlilerince boşaltılırken olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma ekibi, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hastanede yangında mahsur kalan 4 kişi hastane arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. UMKE'nin kurtardığı 2 yaralı, AFAD'ın kurtardığı 1 yaralı ve dumana bağlı zehirlenme yaşayan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 1 kişi de olay yerinde hazır bekleyen ambulanslara alındı. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Vekili Profesör Doktor İsmail Demirel, tatbikatla hastanede yangın, deprem, binanın tahliyesi, kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı ne yapılması gerektiğini öğrendiklerini ifade etti. Bildiğimiz üzere 24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde tüm Doğu Anadolu bölgesini de etkileyen bir deprem afeti yaşadık. Bu afet sonrasında doğal afet durumlarında koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Afetin başlangıcından sonuna kadar koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu, önem arz ettiğini öğrenmiş olduk. Bu nedenle biz bugün hastanemizde olası bir doğal afet durumunda personelimizin nasıl davranması gerektiği tatbikatını yaptık. Bu tatbikatla hastanemizde yangın, deprem, binanın tahliyesi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı ne yapılması gerektiği tatbikatını yaptık. İş güvenliği uzmanı Semih Aykurtsa tatbikat hakkında bilgi verdi. Senaryo gereği ilimizde yaşanan merkez üstü Sivrice olan 6.8 şiddetinde bir deprem senaryosu üzerine hastanemizde, yemekhanede doğalgaz kaynaklı bir yangın başlangıcıyla beraber bir tatbikat gerçekleştirdik. Hastanemizde dumandan etkilenen bölgeler sonrası, dumandan etkilenen bölgelerin yoğun olması sebebiyle hastanemizde bina tahliyesi kararı alarak yatan hasta, servisler ve çalışan personellerin tahliyesini gerçekleştirdik. Toplamda 8 tane personel ve hastanın tahliyesini bugün gerçekleştirdik. Bu 8 kişinin 4 tanesini hastanemiz bünyesinde bulunan arama, kurtarma ve tahliye ekipleri gerçekleştirdi. Diğer 4 tanesini UMKE ve AFAD ekipleri gerçekleştirerek ambulansla en yakın hastane Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne tahliyesini gerçekleştirdi. Hastanemiz bünyesinde bulunan yangın söndürme ekibi yangın bölgesine giderek yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yangın bölgesinde mahsur kalan, dumandan etkilenen bir personelimizin tahliyesini gerçekleştirerek ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne tahliyesini gerçekleştirdi.